Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dikdörtgende çevre ve alan konusunu işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Dikdörtgende çevre ile ilgili özellikler ve dikdörtgende alan ile ilgili özellikler konularını işleyeceğiz. Dikdörtgenin çevresi dikdörtgenin çevresi uzun kenarına a kısa kenarına b dediğimizde 2 çarpı a artı b olarak hesaplanır. Dikdörtgenin çevre ile ilgili özellikleri. ABCD dikdörtgeninde şekilde görüldüğü gibi AC köşegeni çizildiğinde ve köşelerden bu AC köşegenine inen yüksekliklerin ayırdığı iki üçgen Eş üçgenlerdir. Yani DH uzunluğu ile BE uzunluğu birbirine eşit ve AH uzunluğu ile EC uzunluğu birbirine eşittir. Biz AHD üçgeni ile CEB üçgeni birbirine eş üçgenlerdir diyebiliriz. Aynı zamanda açıkta kalan üçgenler yani AEB üçgeni ile CHD -E üçgeni de eş üçgenler olacaktır. Başka bir özellik ise bir önceki özellikteki gibi ABCD dikdörtgeninin AC köşegeni çizildiğinde şekilde gördüğümüz gibi köşegene çizilen DF ve EB birbirine paralel olduğunda yine eş üçgenler elde ederiz. Yani AE uzunluğu ile FC uzunluğu birbirine eşit, DF uzunluğu ile BE uzunluğu birbirine eşit olur. Bu durumda DFC üçgeni BEA üçgenine eşittir diyebiliriz. Yine bunların dışında kalan üçgenler de eş üçgenlerdir. Yani DAF üçgeni ile BCE üçgeni de eş üçgenlerdir. Evet arkadaşlar şimdi dikdörtgenin çevresi ile ilgili bir soru çözelim. Şekilde uzun kenarı 24 cm olan bir ABCD dikdörtgeni birbirine eş olan 5 dikdörtgene ayrılmıştır. Bu durumda ABCD dikdörtgeninin kısa kenarı kaç santimetredir? Cevap Buradaki 5 dikdörtgen birbirine eş olacağından küçük dikdörtgenlerin 3 kısa kenarı 24 santimetreye eşittir. Yani bir kısa kenar 8 santimetre olacaktır. Ve ABCD dikdörtgeninin kısa kenarı küçük dikdörtgenlerin bir kısa kenarı artı bir uzun kenarı olduğundan 8 artı 12 eşittir 20 cm olur. Dikdörtgenin alanı Dikdörtgenin alanı farklı iki kenarının çarpımına eşittir. ABCD dikdörtgeninde uzun kenarını A, kısa kenarını B dediğimizde alan ABCD A çarpı B olur. Aynı zamanda bütün dörtgenlerde olduğu gibi dikdörtgende de köşegen uzunlukları biliniyor ise alanı 1 bölü 2 çarpı AC çarpı BD çarpı sin alfa olur. Yani köşegenler çarpımının yarısı çarpı aradaki açının sinüsü diye de söyleyebiliriz. Dikdörtgenin alan özellikleri. Dikdörtgenin köşegenleri dikdörtgeni eş alanlara ayırır. Yani ABCD dikdörtgeninde AC ve BD köşegenlerini çizdiğimde oluşan dört üçgenin alanları birbirine eşittir. Şekilde gördüğümüz gibi S, 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 S diye ayırabiliriz. Dikdörtgenin alanının başka bir özelliği ise, Dikdörtgenin kenarı üzerinden seçilen herhangi bir nokta ve iki köşe ile oluşan üçgen alanı dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Bu üçgende taban alan özelliğinden gelmektedir. Evet sevgili öğrenciler şimdi dikdörtgende alan ile ilgili soru çözümlerine başlayalım. Şekilde ABCD bir dikdörtgen DEF açısı 90 derece AD uzunluğu 3 cm, DC uzunluğu 4 cm ve FC uzunluğu 2 cm ise aynı zamanda AE uzunluğunun EB uzunluğundan büyük olduğu biliniyorsa alan EBF bölü alan AED oranı kaçtır? Cevap Bu soruyu çözerken benzerlik kuralından yararlanmaya çalışalım. AED açısının ölçüsünü alfa dersem ve FEB açısının ölçüsünü beta dersem alfa artı betanın 90 derece olacağını bildiğimden EFB'nin ölçüsü alfa, ADE'nin ölçüsü beta olacaktır. FEB e, EB uzunluğuna x dediğimde AB uzunluğu 4 cm olacağından AE uzunluğuna 4-x eksi cm kalır. Oluşturduğumuz alfa 90 beta üçgenlerinde BEF üçgeni ile ADE üçgeni benzerdir. Bu durumda benzerlik oranımızı BE'nin AD'ye oranı eşit diyebiliriz ya da BF'nin AE'ye oranı eşit diyebiliriz. Bu durumda X'in 3'e oranı 1'in 4-X'e eksi oranına eşit olacaktır. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x çarpı 4 eksi x 3'e eşit olur. Ve a e uzunluğu e uzunluğundan büyük olacağından e uzunluğuna yani x'e 1 diyebiliriz. Bu durumda a e uzunluğu 3 cm e uzunluğunu 1 cm olarak bulduk. Benzerlik oranını ise x'i 1 bulduğumuzdan 1 bölü 3 olarak bulduk. BEF üçgeni ile ADE üçgeninin alanları oranı sorulmuştu. Alanlar oranı benzerlik oranının karesi ile orantılı olduğundan 1 bölü 3'ün karesinden 1 bölü 9 olarak bulunur. Evet şimdi başka bir soru çözelim. ABCD dikdörtgeninde AB uzunluğu eşittir 5 çarpı AE uzunluğu. BC uzunluğu eşittir 3 çarpı CF uzunluğu. Yukarıdaki şekilde AEFC dörtgeninin alanı 35 santimetre kare olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Cevap AE uzunluğuna X dediğimizde DC uzunluğu 5X olacaktır. Bu durumda AB uzunluğu da 5x olacağından EB uzunluğuna 4x kalır. Aynı zamanda FC uzunluğuna y dediğimizde AD uzunluğu 3y olacaktır. Bu durumda BC uzunluğu da 3y olacağından BF uzunluğuna 2y kalır. AEFC'nin alanı dikdörtgenin alanında sağ alt köşede ve sol üst köşede oluşan iki üçgenin alanı çıkartılarak bulunabilir. Ya da ABC üçgeninin alanından BEF üçgenin alanı çıkartılarak da bulunabilir. Biz ikinci dediğimizi baz aldığımızda alan AEFC 35 cm kare eşit olduğundan 35 eşittir 5x çarpı 3y bölü 2 eksi 4x çarpı 2y bölü 2'den 7xy bölü 2 35 7xy 70 ve xy'yi 10 olarak buluruz. Alan ABCD ise 5x çarpı 3y'den 15xy olacağından 15 çarpı 10'dan alan ABCD'yi 150 cm kare olarak bulabiliriz. Son bir soru daha çözelim. ABCD dikdörtgeninde BAL açısı 60 derece ve ALD açısı ile DLC açısı birbirine eşittir. Dikdörtgenin kısa kenarı DC 5 cm ise ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Cevap Soruda BAL açısının ölçüsü 60 derece olarak verildiğinden BLA açısını 30 derece olarak bulabilirim. Bu durumda ALC 150 derece kalacaktır. Ve bunu iki eşit açıya böldüğünden 75-75 olarak bulmam mümkündür. Sağ tarafta oluşan DLC üçgeninin iki açısı biliniyor. 90-75 Bu durumda LDC açısı da 15 derece olacaktır. 90'a tamamlamak için ADL açısının ölçüsünü 75 derece olarak buluruz. Bu durumda ALD üçgeni ikizkenar üçgen oldu. 75-75 olduğundan tepe açısına da 30 derece kalacaktır. Şimdi uzunlukları bir dağıtalım. Başlangıçta ABL üçgenimiz 30-60-90 üçgeni olmuştu. 30-60-90 üçgeninde 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 2 katı olacağından 10 cm'ye eşittir. ALD de ikizkenar üçgen olduğundan AD'yi de 10 cm olarak buluruz. Bu durumda ABCD dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarının çarpımından 5 çarpı 10 eşittir 50 cm olacaktır. Evet arkadaşlar bugün dikdörtgende çevre ve alan ile ilgili özellikleri öğrendik ve bunlara ilişkin sorular çözdük. Bugün dersimizin sonuna geldik ve dikdörtgen konusunu tamamen bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.